Sevgili öğrenciler, merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine Sahili Fen Bilimleri Okulları Fizik Zümresi olarak devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kondansatörler. Yeni adı ise sıvaç. Önce bunların kullanım alanlarından bahsedelim. Bu kondansatör yeni bir elektronik alet. Daha önceki yıllarda direnç, pil, ampermetre, voltmetre gibi devre elemanlarını görmüş idinik. Şimdi ise kalp pilinde kullanılan, fotoğraf makinesinin flaşında kullanılan, kalp şok cihazında kullanılan ve powerbanklerde kullanılan, gerilim doğrultucu devrelerde kullanılan, bunu ileride öğreneceğiz. Bir de basit klavye tuşunun çalışma prensibinde kullanılan bir alet bu kondansatör. Neymiş bu kondansatör, nasıl yapılıyor? Genelde elektronik malzemelerde çok yer kaplamasın diye silindir şeklinde olanları tercih ediliyor. Ama biz düzlem kondansatör şeklinde bahsedeceğiz. İki tane karşılıklı levha duruyor. Her birinin alanı A. Arada ortamın dielektrik katsayısı hava olabilir. Oraya yalıtkan bir madde olması gerekiyor. Çünkü üzerinde yük depolayabilmesi lazım. Bir de paralel levhalar arasındaki uzaklık D. Nasıl dirençler tırtıklı olarak gösteriliyorsa bizim kondansatörde iki tane paralel çizgiden gösteriliyor. Kenarına A yazdık. Levhalardan bir tanesinin alanını kastediyoruz. A'daki uzaklık D ve epsilon 0. Neymiş bu C dediğimiz? Epsilon 0 A bölü D. Yani bu da bunun sırası demek. Nasıl bir direnç, neye bağlı diye düşünürsek, direnç biliyorsunuz cinsini uzunluğuna, kesit alanına bağlıydı. Buradaki sırada ortam dielektriği katsayısına, alana ve aradaki uzaklığa bağlıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Pillerle benzerlik gösterebiliyor bazı durumları. Sıvaçlar piller gibi enerji depolama amacıyla değil de depo edilen enerjinin anlık olarak hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yani çok uzun süreye depolayamıyoruz. Pillerde güç kimyasal reaksiyon yoluyla üretiliyor. Pilin içinde biliyorsunuz. Sıvaçta ise bu enerjinin depolanması ve bir elektrik alanda tutuluyor. İki tane levha var, hatırlayın. Ardından eksiye doğru düzgün bir elektrik alan var, orada tutuluyor. Sıvaçta enerji pozitif ve negatif elektrostatik yüklerin ayrışmasıyla depo edilir. Biz devam edelim. Burada nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Direncimizi nasıl alıp üretece bağlıyorsak, burada da kondansatörümüzü alıp üretece bağladık. Bir deney yapıyoruz burada. İşte burada V gerilim yaptık. Burası artıya yüklendi. Burası eksi yüklendi. Sonra burası 2V yapıyoruz. Burası 2Q oluyor. 3V yapıyoruz. 3Q oluyor. Yani bu oran hiç değişmiyor. Yani üzerinde depolanan yük ve uygulanan gerilim C'yi veriyor. Yani yükle gerilim doğru orantılı. Q arttıkça V de artıyor. Buradaki alan bize bir kondansatörün enerjisini veriyor. Alan tabanca yükseklik bölü 2'den. Daha sonra C eşittir QV'den 1 bölü 2 CV kare olur. Q kare bölü 2C olur. Burada unutmamız gereken şudur. C'miz, yani sıvamız, volta bağlı değil. Q'ya bağlı değil. Hatırlamak amaçlı söyleyelim. Direnç neye bağlıydı? Cinsini uzunluğuna, alana bağlıydı. Akıma ya da gerilime bağlı olmadığı gibi bu da volta ya da Q'ya bağlı değil. Unutmuyoruz, kondansatör pille dolduğunda akım geçmez. Yani bu diyelim ki 10 tane Q depolayabiliyor. Ondan sonra akım geçmiyor. Mesela ben bunun arkasına bir lamba bağlasam dolduktan sonra o lamba çalışmaz. Evet, bir kondansatör pille bağlıyken voltumuz hep sabit. Yani kondansatörümüzü bağladık bir pile, 10 voltsa 10 volt. Bu hep değişmiyor. Peki bir kondansatörü yükledik. Yani doldurduk bunu. Sonra pille bağlantısını kestikten sonra bu sefer de Q'muz sabit. Yani üzerindeki yük değişmiyor. Hemen bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. Evet, pil bağlıyken D artıyor. Bakın hemen toparlayalım. C eşittir epsilon 0 A bölü D ile. D'yi bakın arttırdım. O zaman şuradaki bizim C'miz azaldı. Yani şu azaldı. Pille bağlantı devam ettiği için voltumuz değişmedi. C eşittir Q bölü V'yi yazdım. V'miz sabit. Pil sabit olduğu için.
C azaldığı için kimde azalacakmış? Q'da azalacak. Enerji formüllerinden 1 bölü 2 CV kareyi tercih ediyorum. 3 tane vardı. V'miz sabit. Pille bağlantıyı koparmadık. C'miz azaldığı için bizim buradaki enerjimiz de azalır. Yani C eşittir epsilon 0 A bölü D. C eşittir Q bölü V eşitliğini kullandık hep. Evet, burada sıralarını sıralamamız isteniyor. 3 tane vermiş. Yani nedir bu klasik? C eşittir epsilon 0 A bölü D. Yani bunun bir uygulaması. C1 yapalım. 1 epsilon A bölü D. İkinciyi yapıyorum. 2 E A bölü 2 D. Üçüncüyü yapıyorum. 1 E A'sı 2 A bölü D. E A bölü D'den bir tane var. Şu ikiler gidiyor. O da bir tane yaptı. E A bölü D'ye gitti. İki tane. En çok üçüncüymüş. Birinci ile ikinci sıraları eşitmiş. Yine burada üzerindeki depolama yükleri vermiş ve voltlar belli. Bu sefer de C'leri istiyor bizden. Yine bizim için C eşittir Q bölü V bir uygulaması. Buradan C1'imiz üzerinde depolanan yük 2Q, 2V hepsine birden bölü. C2Q'muz 3Q, V'miz de ve şunun pay kısmında 1 kaldı. Burası 3 kaldı. 1 bölü 3'müş oran. Evet, nasıl dirençler seri bir paralel bağlanıyor ise bizim kondansatör dediğimiz yeni elektronik malzememiz de seri bir paralel bağlanıyor. Seri bağlamada arka arkaya bağlamak seri bağlamak oluyor. Nasıl dirençlerde aynı akım geçiyorsa bunda da aynı Q geçiyor veya aynı Q toplanıyor diyelim. Yani Q sabit. Yani bundaki yük ile bundaki yükü toplamıyoruz. Yani 2Q demiyoruz. Toplam yük 1Q demek. Yine bir gerilime bağladık. Yine voltmetrelerimiz V1 ve V2 değeri gösterdi. Buradaki toplam gerilim V1 ve V2'nin toplamı demek. Bizim şurada C eşittir Q bölü V'den, bakın V yer değiştirdim. V eşittir Q bölü C oldu. Her V gördüğüm yere Q bölü C yazdım. Q bölü C1, Q bölü C2, Q bölü C5. Burada Q parantezine alırsak gidecek. Yani 1 bölü C eş, 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 diye gidecek. Yani direnci tam tersi oldu. İki tane varsa çarpımların toplamlarına böleceğiz. Pratiklik olsun diye 2CC olsun. Aynı Q sabit olacaktı. Yani Q demek burada ne demek? C çarpı V demek. Yani her birinin CV çarpımları eşit olacak. Dolayısıyla voltlar ters dağılmış olacak. 1V, 2V, burası da 3V olmuş oldu. Paralel bağlama. Yine paralel bağlamada volt sabit. Elektrikte olduğu gibi akım buradan nasıl ikiye ayrılıyorsa benzer şekilde yük de Q1 ve Q2 olarak toplamına eşit olacak. Yani Q1 ve Q2 bizim Q toplamımız oldu. Q yerine C çarpı V yazıyorum. Q1 yerine C1 V yazdım. Q2 yerine C2 V yazdım. Yine V parantezini aldığımda C'ler toplanmış olacak. Yani yine dirençlerde ters. Pratiklik olsun diye C2, C3, C hepsi paralel bağlı. C ile Q'lar unutmayın doğru orantılı. Nereden kavradık? Yine şuradan yapalım. C eşittir Q bölü V. Paralel bağlı volt aynıydı. O zaman bizim C ile Q'muz doğru orantılı olacak. C'ye Q, 2, C, 2, Q, 3, C'ye 3, Q. Bu gördüklerimizi bir toparlayalım. Evet, toplam yük miktarları yani Q eşittir C çarpı V'ler istiyor bizden. V'ler belli. Demek ki C her değeri teke indireceğim. Bakın şunlar paralel bağlı. Paralel bağlamada ne yapacaktım bunları? Toplayacaktım. Burası 10C yaptı. Yani burada bu bir 10C var. Buradaki gerilimimiz de 2 volt. 6 ile 3'ten başladım. Burası 2C yaptı. Çarpımlarını toplamlarına böldüm. 2C, 2C çarpımlarını yine toplamlarına böldüm. 1C yaptı. Burası da 12 oldu. Şuradan Q1 dedim. C'si 10C, volt 2V. İkinci şekil için Q2 dedim. C'si 1C.
Voltu 12. Üst tarafın çarpımı 20. Burası 12. Sadeleştirdik. 5 bölü 3. Her tarafı 4'e bölmüş oldum. Evet, yine sözel bir soru sormaya çalıştık. Bakın burada paralel volt aynıydı. Yani buranın voltu neyse buranın voltu da aynı olacak. Yani bizim şurası değişmedi. L'ye gelelim. L'nin C'si değişmedi, V'si değişmedi. O zaman bunda da bir değişiklik yok. Şimdi K'yı konuşalım. C eşittir epsilon 0 A bölü D iken burası 2C yapılmış. Yani burası artmış. 2C oldu. Peki C eşittir Q bölü V'di. Burası V sabit bizim. Burası arttığı için burası da arttı. Yani burası 2C oldu. Şurası 2 epsilon olduğu için. Demek ki bizim burası artıcı kim daracak? K daracak. Peki akım gibi düşünün demiştik. Eskiden burada QQ toplanıyor iken burası 2C oldu. Yani şurası 2C oldu. Bu sefer bunda 2Q toplanacak. Bunda da Q toplanacak. O zaman toplam yük artmış olacak. Eskiden QQ'dan 2Q idi. Şimdi 3Q oldu. Bir sefer serisini yapalım. K'nın VK ve Q nasıl değişir onu istiyor. Araya yalıtan maddeyi koyduk. Şöyle olsun. İlk başta CC'ymiş. Burası arttırdık. İki katına çıktı. 2C'ye C oldu. Şimdi şurasını 3V yapalım. CC eşit olduğu için voltları yarı yarıya paylaşacaklar. Artık burası 3 volt. C'ler ve V'ler ters orantılıydı. Yani burası 1V iken burası 2V olmalı ki CV çarpımları eşit olsun. Ya bizim CK eskiden C idi şimdi 2C oldu. Yani şurası arttı. Voltu 1,5 iken 1 volt oldu yani azaldı. Q'suna bakalım. Q ne demekti? C çarpı V demekti. C'si C, V'si 1,5 V. İlk durum bu. Şimdi ise C'si 2C voltu V. Yani 1,5'tan 2 olmuş. Q'su içinde artar diyeceğim. Şimdi burada bir tane kondansatörümüz var. Bunu bir pille dolduruyoruz. Dolduktan sonra boş olan L'ye bağlıyoruz. Yani var olan yük paylaştırılacak. Önce K için bakalım ne kadar yük depolanmış. A seçeneği için kullanacağız bunu. Lazım olacak bize. Yani Q eşittir C çarpı V'den ne kadar yük depolandığına bakacağım. C'si 3 farad, 3 diyelim. Volt 16. Yani bizim 18 kulomb yük depolanmış. 48 kulomb yük depolanmış. Şimdi C eşittir Q bölü V'yi ortak potansiyel uyarlıyorum. Artık buraya C eş diyorum. Buraya Q toplam diyorum. Buraya da V ortak diyorum. Buradan C eş paralel bağlı. 3, 5 daha. Artık buraya 8 yazdım. Toplam yük 48. Bu boş olduğu için onun yükü yok. Burası da V ortak. Burada V ortak. 6 volt yaptı. Bunu buldum. B seçeneğine geliyorum. Buradan şöyle oldu. Yani şurası 3C. Burası da 5'e. Unutmayın paralel bağlı olduğunda bizim C ile Q'lar doğru orantılıydı. Yani bu 3K kadar yük depolayacak. Burası 5K. Toplam yükümüz 48 idi. Yani 48'i 8K'ya böldüm. Her K'mız 6Q oldu. Bu 3K olduğu için bu 18Q, 18 kulon. Burası da 30Q ya da 30 kulonluk yük yapılacak. Ne yaptık? İlk başta A seçeneğini bulmak için toplam yükü bulduk. C çarpı V'den 3 çarpı 16'dan 48. Yani 48'i aslında 3'e 5 oranında ne yaptım? Dağıttım son yüklerini bulmak için. Ortak potansiyel içinde bu bulmuş olduğum 48'i C eş eşittir Q toplam bölü V ortakta yerine yazdık. Biraz daha
benzeri bir soru. Şimdi buna dikkat etmemiz gereken KLM depolanıyor. Bakın KLM'nin uçları aynı tarafa bakmıyor. Bunun özelliğini söyleyeceğim. İlk başta şunu bir tek olarak indirelim. Şurası bakın. Şöyle toplayalım. Paralel bağlı olduğu için burası 10C yaptı. Burası 2C yaptı. Yani şurası bizim 120 ayıracağım. 1'e 5 oranında. Yani şuranın voltu 100 volt iken şuranın voltu 20 volt yapacak. Çünkü toplam 120 yapacak. Şimdi K'da depolanan yükü bulalım. K'ninki 6C. 6 diyelim. Voltu 20. Şu tarafın voltu hep 20 oldu. Yani 120 Q depolandı K'da. M'ye gelelim. M'nin sırası 2C. Yani 2 dedik. Voltu da 100. Bunda da 200 Q depolandı. Şimdi biz C eşittir Q toplam bölü V ortakta şöyle C eş diyorduk. Bizim K'mız 6C, M'miz 2C. Paralel bağlı olduğu için buraya topladım 8. En önemli yere geldik şimdi. Bunların artıları aynı tarafa bakmadığı için buradaki depo olan yükleri birbirinden çıkaracağım. Eğer artıları ya da eksileri aynı tarafa bakmış olsaydı bunları normal toplayacaktım. Ters tarafa baktıkları için toplam yük yerine 200'den 120'yi çıkaracağım. Burası da V ortak. Şurası 80 yaptı 8. Bizim ortak voltumuz buradan 10 volt gelecek. Bağlanma şekline dikkat edeceğiz. Şimdi enerjilerini istiyor bizden. Biraz daha pratik yöntemle yapabiliriz bunu. Bunlar paralel bağlı. C'lerle Q'lar doğru orantılı idi. Yani bunda Q kadar depolansın. Bunda 2Q. Bunda da 3Q kadar depolanacak. Akım gibi düşünecektik. Burada enerji formüllerinden şunu kullanalım. 1 bölü 2 C ve kareyi tercih edebilirim. Enerji formüllerinden Q kare bölü 2 C'yi tercih edebilirim. Bence Q kare bölü 2 C'yi tercih edelim. Enerji X. Q karesi 9Q kare. Formülden gelen 2. C'si C. Enerjiye Q kare. Formülden gelen 2. C'si C. Enerji Z. 2Q'nun karesi 4Q kare. Formülden gelen 2. C'si 2C. Kas sayılara bakalım burada. Q kare C'ler hep gitsin. 9 bölü 2. Q kare C'ler gitti. 1 bölü 2. Burada 4'ler gitti. 1. Yani 9 bölü 2 daha büyük. En çok X oldu. Daha sonra Z oldu. En az Y oldu. Evet. Bir sonraki sorumuzda yine savaşlar özdeşmiş. Yani bunlar C, C, C'miş. K'nin enerjileri toplamı. Şimdi C, C toplamı 2C yapsın. Bu da C. Yani şunun en şurası toplamı E demiş. Buraya E üssü diyor soru. Basit olarak. E cinsinden istiyor. Bunlar seri bağlı olduğu için yükler aynıydı. E dediği sayıya bakalım. Yani yine şunu kullanacağım formül olarak. Q kare bölü 2C'yi kullanacağım. İşte E dediği sayıya bakıyoruz. Q kare formülden gelen 2. C'miz 2C. Katsayı 1 bölü 4'e soru E demiş. E üssü diyelim. Q kare formülden gelen 2. C'miz C. Katsayı 1 bölü 2. 1 bölü 4'e E dersek 1 bölü 2'ye bu da 2 diyeceğiz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.